arkadaşlar, bugün sizin için Mersin'in önde gelen esnaflarından Mehmet Koççu'yu panel sattığı yere geldim. Mersin Adana bölgesi malzeme alırken burayı tercih edebilir Zampanel. Bayisi ama burada çok çeşitli malzemeler var. Şu anda oğlu Alperen Koççu'yu burayı işletiyor. Onunla da birkaç sorumuz olacak. Açıklamalar bölümüne ben telefon numarası, iletişim numarası da bırakacağım. Hem uygun fiyatla, hem kaliteli, hem de saf, şeffaf ticaretli mal alımı yapabilirsiniz. İçeriye geçelim. Sandviç panellerimiz istediğiniz ebat, istediğiniz şekilde var. Şöyle de çekin. Şimdi arkadaşlar, bu malzemelerde de aynı profildeki gibi hassas noktalar var. Bunları piyasada ustalar satarken, pazarlarken size ince ayrıntılarını söylemiyorlar. Mesela burada bir sandviç panelimiz var. Yanaş bayi. Mesela bu sandviç panelin kalınlığı. Şimdi bunu adam sana getiriyor, kaç milim olduğunu bilmiyorsun. Fiyat alıyorsun sandviç panele. Kaç milime ne fiyat aldığını bilmiyorsun. Adam sana bir fiyat belirliyor. O belirlediği fiyat üzerinden sen mal alıyorsun. Ney sandviç panel, ama bunun da hileleri var. Mesela bu sandviç panelimiz kumpas kalınlığına bakıyoruz. Arkadaşlar 0.20 bunun dış sacı. İç sacı, şurada da iç sacı var. İç sacını da şuradan temizleyeyim. Olmadı, temizlenmedi. Bu kadar kalın olması imkansız. Şimdi şuradan bakalım. İç sac burada var. Bu dış, bu da dış. Şuradan alalım. Nerede? Biri açmıştım ben az önce. Şurayı açalım. Öyle geç Faik. Arkadaşlar 0.23 de bunun iç sacı. Yani bu kumpasla kullanacağınız malzemenin kalınlığını ölçebilirsiniz. E'yi kullanmamızın sebebi, biraz yanaş. Şurada bir tırtık var, görüyor musunuz? Makine keserken burada bir tırtık oluşturuyor. Tırtık oluşturduğu için kalınlık fazla çıkıyor. Bakın. Şu anda bu sacın kalınlığı 0.90 gözüküyor. Bu saç 0.90 olması imkansız. Onun için bir tane E şöyle temin ederseniz kendinize. Bir tarafı yuvarlak, borulara bakmak için onu da göstereceğim. Bir tarafı da düz. Bununla bu çapa alıyoruz. İç çapağını da alıyoruz. Şimdi malzemeyi kontrol ediyoruz. Malzemenin kalınlığı 0.25 kalınlık. Bakın 0.90'dan 0.24'e düştü. Yani bu ölçüm yaparken de bunlara dikkat edin. Bu sandviç panelin içindeki köpüğün yoğunluğu var yine. Dansidesi var. Bu bazen izocam olabiliyor. Şimdi ben depoda diğer malzemeyi de malzemelerimiz var. Yine burada da kalınlık aynı şekilde. Burada burası bir Zampanel diye bir firmanın bayisi. Mersin bölge bayisi. Aynı zamanda TSL'li mal satarken ikinci kalite malları da var. Mesela şöyle göster. Fabrikadan bozuk çıkmış veya boyları kurtarmayan veya saç kalınlıkları tesis yoğun. Geri dönüşüm yeri burası. Buradan hurda olarak da bu malzemeler alınabiliyor, temin edilebiliyor. Onun için farklı ölçüler de var. Mesela burada panel 6 santim, burada 4 santimi var. Kalınlığına göre değişiyor. Yine danside olay yine aynı şekil. Bu dansidesi arttıkça köpük kalınlaşıyor. Olay bu arkadaşlar. Şu kumpası kesinlikle alın. Bak bu size her zaman lazım. Bu demir, yani sadece prefabrik ev çelik işi de her konuda lazım. Evinizi aldığınız plastiğin kalınlığını, bardağın kalınlığını aklınıza ne gelirse bununla ölçüm yapabilirsiniz. Mesela buradan E'yi bile ölçe, mesela E'nin şu kalınlığı 67.75 milim gibi. Tabii ben bunu örnek olsun diyorum. E'yi niye ölçeceğiz değil mi? E'yi de kandırmışlar mı bizi? Şimdi arkadaşlar profil grubuna da bir bakalım. Yok zaten 67 milimse hiç doğru bir ölçü değil o. Halil olursa doğrudur yani. Halil olur. Şu an büyük bir gönderme oldu ama neyse. Halil anlasın onu dedi. Halil bu videoyu izlerse anlar. Anlar değil mi? Yani. Ama bu kumpas küçük gelir. Daha büyüğü lazım. Daha büyüğü mü lazım? Şey lazım, şerit metre falan. Arkadaşlar
yapar. Burada da yine bir tane çatmışlar. Bunu biz yapmadık ama Mehmet abimiz kendisi yapıyorlar. Bunu konteyner yapacaklar kendileri. Evet. 3 profil alalım. Şimdi arkadaşlar burada görüyorsunuz bir sürü çeşitli profiller var. Geliyor size bir usta, üçkağıtçı, yalancı, dolandırıcı size profili iteleyip geçiyor. Yok 3 milim, yok 5 milim, bilmem ne. Şantiyeye malzeme indi. Abi şu ikisi ya. Gel Rifay. Mesela bu profile usta sana kaç milim dedi? 3 milim dedi. Hemen bu cihazını eline al. Hemen ölç abi. 1.79. Hani bu 3 milimdi. Otomatikmen bu profil 300 liraysa 200 liraya düşüyor. Adam sana 100 lira boyunda çakmış oluyor. Mesela şurada bir malzeme var. Aynı şekilde ölçüyoruz. Bakın arkadaşlar 1.88. Yani 1.8 milim, 1.9 milim. Yani şunlar çok önemli. Bir de şu detaya geleceğim. Mesela usta size böyle hemen bir hızlı bir anlatmaya başlar. Böyle bir laf kalabalığı sizin kafanızı karıştırarak ölçüyü kendisi alır. Bu kumpası eline alır. Kumpası alırken de yine aynı şekilde yanaş bu yapay. Bakın görüyor musunuz? Burada kesimlerde çapak oluşuyor. Bak şurada bir çapak var. Görüyor musun çapağı? Şimdi bak ben bunu çapaklıyken ölçüyorum şu anda. Çapaklıyken bunun kalınlığı şu anda ne geliyor? 4.97 milim. Bak çapaklı. Dışında çapak yok. İçini çapağını alıyorum. Çapağını aldıktan sonra ölçüyorum. Arkadaşlar 4.4 milim. Bakın malzeme ne kadar çapakta fark ediyor. Şuradan daha çapaklı bir malzeme bulalım. Şimdi arkadaşlar şu malzemeyi görüyor musunuz? Bakın bu malzemeye çapak var etrafında. Şimdi bunu ölçüyorum. 2.88 milim. Bak çapak var burada. Siz bunu unutursanız bu çapa, bu malzeme size kalın gözükür şantiyede. Bunu hemen bir sıfırlıyoruz E ile. Buradan da sıfırlıyoruz. Sıfırladık. Şuraya yakından bir yaz. Bak görüyor musun şurada çapak kalıntısını? Şu anda çapağını aldım, malzemenin saf kalınlığına ulaştık. Ölçüyorum. 1.71, yani 1 milim arada bir göz boyaması var. Yani bak kumpas aynı parçada. Buraya tuttuğum zaman 1.71. Buraya tuttuğum zaman 2.66. Şu çapak olayına dikkat ediyoruz. Bu çapak olayına dikkat etmezsek kandırılırız. Şurada da daha bariz bir şekilde belli. Bunu ben sadece prefabrik evlerle alakalı anlatmıyorum. Evinizdeki masanızdan sandalyenize, oturduğunuz mobilyadan kanepelerinizin kasnaklarına kadar, işte evde kullandığınız tencereye, tavaya kadar. Yani her şey bir kalınlığa bağlı. Gidiyorum bir tencere alıyorum mesela. Tencere ağır. İşte ne kadar? 500 lira bir tencere alıyorsun. Aynı büyüklükte daha hafif. 300 lira. Sen zannediyorsun ki ben tencereyi ucuz aldım. Değil. Malzeme kalitesi var. Hatta eskiden bakırcılık çoktu. Bakır satılırken kiloyla satılırdı o bakır tavalar, yumurta kırdığımız falan. Şimdi o kalmadı. Kiloya döndü. Rekabette çok olunca millet hep itelemeye başladı. İtele babam itele. Dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Yoksa kandırılırsınız. Şu menteşe mesela bak. Bu menteşe kaliteli bir menteşe. Ben şimdi usta olduğum için söylüyorum size. Saç kalınlığına bakıyorum. 2.17. Bu aynı menteşenin 1 milim sacdan yapılmış olanı var. Kağıt gibi. Mesela aynı şekil bak bunun mili. İçi dolu bir demir. Bunun borudan olanları var. Bak bu 12'lik olması lazım. Aynı. 11.96 milim. Yani arkadaşlar her şeyde bu ölçü olayına dikkat etmeniz lazım. Size önemli olan bir tane E, bir tane kumpas. Bak üstüne basa basa söylüyorum. Bunları alın. Bunları alın. Kombi alırken de kullanabilirsiniz. Masa sandalye alırken de kullanabilirsiniz. Evinizdeki her türlü eşyada bunu kullanabilirsiniz. Niye gülüyorsun lan? Ne oldu? Bir de bana. Yo yo çok güzel. Bir de bana, bir de bana. Ne olur Allah için. Yo şey ne oldu? Mü. Mü. Yani. Üç kere atça gitti. Yani. O biraz öyle bir şey serilikte oldu. Arkadaşlar bu profiller de ikinci kalite aynı şekil. Bakın üstünde ağızları kapalı. Fabrikadan bunlar çıkarken ıskarta çıkmış. Bunlar da değerlendirebiliyoruz yani. Bunları da alıp kullanıyoruz. Ben çokça kullanıyorum bu malzemeleri. Mesela bakın şurada dikiş hatası var profilde. Dikiş hatası olduğu için ıskartaya çıkmış. Bunun yenisi 25 liraysa bunun kilosu 20 lira. Yenisi 20 ise bu 15 lira. Değerlendiriyoruz bunları. Siz de değerlendirin. Bak komple yırtık görüyor musun? Bir yırtık olmasının bir zararı yok. Kapatırsın, kaynatırsın. Devam. Kapanmış olur. Aynen.
Kullanım yeri çok önemli. Ya kullanım yerine göre. Şimdi sen bunu alıp bir çatı makasında kullanamazsın. Bak, evet. Malzeme yıktık. Bunu bir çatı makasında kullanamazsın. Bu sakat dayanmaz ama bunu böyle sık çevirip aşık yapabilirsin. Aşıkta problem yaratmaz ama makasta problem. Mesela şu profile baksana. Gerçi profil mi, boru mu, ne oldu? Her çeşide benziyor mesela. Bir tarafı boru, bir tarafı profil. Fay bu kullanılmaz ya. Bunu şuradan kesip hurdacıya vereceksin. Aynen, hurdacıya. Buradan evet. Kilosunu 20 liraya alacaksın, 5 liraya hurdacıya satacaksın. Bu işe yarar. Neyse gel. Alperen Bey, şimdi sana sorular soracağız. Bu sandviç panellerle ilgili piyasada nasıl satılıyor, neye göre satılıyor? Bütün paneller aynı mı? Kalınlık, incelik. Faik'cim sen de yorumlarımızdan aldığın şeylerle sorularını sor. Cevaplasın arkadaşlar. Ya en önemlisi malzeme kalınlığı. Evet. Abi malzeme kalınlığında saç kalınlığına göre değişiyor. Kullanılan yerlere göre falan değişiyor. Örnek veriyorum mesela yani kar, kış. Ona göre değişiyor. Nerede kullanılabilecek? Örnek veriyorum konteyner yapımında falan çok kalın olmasına falan gerekmiyor. Ya da örnek veriyorum abi 5'e 10 bir ev falan yapıyorlar. Evet. Kalın kullanılmasına gerek yok. Aynen. Mesela aynen. Genellikle giden paneller abi daha yeni sen de gösteriyordun. Şu 4 santimlik paneller saç kalınlığı ideal abi. Yani bunları kullanan müşterilerden daha hiçbir sıkıntı duymadık. Şimdi yeni sistemde bir güneş paneli olarak kullandıkları var. Aynen, yes kullandıkları. Onun sacı biraz daha kalın istiyorlar. Değişiyor abi dediğim gibi. Genellikle bunların fiyatını ne oynatıyor? Şu anda güncel fiyatlar ne ve neye göre artıyor? Abi güncel fiyatlar bunlar dolar üstünden geliyor. Yurt dışından geldiği için malzemeleri. Ham maddesi. Fabrika Türkiye'de de ham maddesi yurt dışından geliyor. Aynen. Malzemeleri, ham maddesi dediğin gibi yurt dışından geliyor abi. Saç kalınlığı da fiyata göre artıyor abi. Mesela en ince, en ince sayıda sandviç panel piyasada kaç milim var şu anda? Abi en ince saç 0.18-0.20 o ayarda 0.18-0.20'den başlıyor. En kalını? Abi en kalın istedin ya 0.60-0.70 bile yapıyorlar. 0.70'e kadar çıkıyor. Mesela şu en ince 0.20 dediğin, 0.25 dediğin. Onun metrekare fiyatı bugün tarihiyle güncel fiyatı abi, ne? Şu anki sattığımız 10 dolar olarak satıyoruz. Artı KDV mi? KDV artı. Hariç abi. Artı KDV. Peki hala 0.60'a çıktığımız zaman fiyatlar nereleri bulur ortalama? Abi, o günlük değişiyor abi. Onun fiyatını güncel olarak alıyoruz. Saç kalınlığına göre katlasak olur mu? Olur abi. Mesela 0.25'i 10 dolarsa 1 milimi 40 dolar gibi düşünebilir miyiz? Ya o şekilde de düşünebilirsin ama yani bir yani dediğin gibi abi 0.60 0.70 değişiyor. Örnek veriyorum, onu sana direkt şöyle katlayabiliriz. Mesela 4 santimlik panelde 5 santim aynı saç kalınlığı olan panel abi 5 santimlikte 1 dolar oluyor. Saç kalınlık aynıysa mesela kalın... ha, köpük kalınlaştıkça santimde 1 dolar oynuyor. Aynen. Sonra dans sitesi falan var abi bunların. Mesela bu kaç danside şu anda? Abi bunun dans sitesi 30. 30 danside. En düşüğü kaç danside? Abi yani piyasada 24 falan olanlar da bizim çalıştığımız fabrika üretmiyor. En kalın olan? Abi çıkıyor ya 40-50'ye kadar çıkıyor. 50 danside kadar çıkıyor. Yani. Danside? Danside bu köpüğü. Köpüğü Faik takipçilerim biliyor. Danside'nin ne takipçilerim olduğunu. Takipçilerim biliyor mu? Takipçilerim biliyor. Sen bilmiyorsun. Danside bu köpüğün yoğunluğu. Tamam. Arkadaşlar Alperen Koççiğit kardeşimizin telefon numarasını açıklamalara koyacağım. Mersin, Adana bu bölgede işi olanlar arayıp fiyat alabilirler. Gelip burada çay içebilirler. Alışveriş önemli değil. Gelip hem ikinci kalite hem 1.5 kalite hem de orijinal direkt TSE'li mal alabilirler. Olay böyle. Hepinize teşekkür ediyorum. Takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.